İzleyicilerimizin de eminim merak ettiği çok şey var. Önce bugünü bir özetle lütfen. Görüşme sona erdi, çıkış nasıl oldu, dikkat çeken noktalar nelerdi? Bir toparlama yapalım bu kritik görüşmeye dair. Daha sonra başlıklar halinde ele alacağız elbette. Söz sende. Teşekkürler Seda. Evet, gözler bugün CHP Genel Merkezi'ndeydi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da 18 yıl aradan sonra CHP'ye yeniden geldi. 2006'da geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii başbakandı. Bu kez Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez CHP Genel Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Merkez'e geldiğinde saatler tam 16'yı gösteriyordu. Yani beklenen ziyaret dakik bir şekilde başladı. CHP ile külliye arasında aslında zaten çok da fazla bir mesafe yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 15.55 gibi külliyeden çıktı ve birkaç dakika içerisinde de burada genel merkezde oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Makam arabasının hemen kapısının önünde karşıladı. İkili lider orada da tokalaştılar. Ayrıca genel merkeze giden merdivenleri çıktıktan sonra orada da kameralara bir poz daha verdiler. Ekranlara da geliyor zaten bir tokalaşmada 12. kattaki makam odasında gerçekleşti. CHP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağırlanmasında ve ev sahipliği konusunda aslında şunu söyleyebilirim. Büyük bir özen gösterdi. Oldukça hassasiyet gösterdi. Devlet protokolü neyi gerektiriyorsa o da harfiyen uygulandı Seda. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Merkezi'ne gelmeden dakikalar önce Genel Merkez'in önündeki bayrak direğinde yer alan CHP bayraklarından biri indirildi. Onun yerine forslu Türk bayrağı asıldı. Tabii bu protokol gereğiydi. Protokol neyse CHP o şekilde karşıladı. 2 Mayıs'taki görüşmenin formatı da değişmedi. 2 Mayıs'taki görüşme 2+2 şeklinde gerçekleşmişti. Bugünkü görüşmede yine aynı şekilde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş eşlik etti. CHP'ye de CHP lideri Özgür Özel'e de İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti. Kurmaylar bir anlamda da bu tarihi görüşmeyi kayda geçirdi. CHP lideri Özgür Özel daha önce yaptığı açıklamada Namık Tan'ın o tuttuğu notların CHP'nin hafızasında yer alacağını ifade etmişti. Bugünkü görüşmede de yine her iki isim yer aldı. Medyanın, basının ilgisi oldukça yoğundu.